Arkadaşlar selamlar herkese. Şimdi Ümit abimizin yanındayız. Kendisi Trendyol kuryesi. Kendisinde bir 50 cc'lik RKS'nin neydi abi bu? Blazer 50'si var arkadaşlar. Hani 50 cc'lik motosikletlerle kuryelik yapmak isteyen arkadaşlar varsa kendisinden şimdi yorumunu alacağız. Dinleyip ona göre artık alıp almama konusunda kararlarını verirler. Abi nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ ol. Ortalama kaç kilometredir kullanıyorsun abi motosikleti? 10.000 kilometre oldu. Sıfır aldım araba motoru. Doğru. 10.000 kilometredir evet. Kullanıyorsun. Peki yükseltme falan yaptın mı? 50 cc'den yükselttin mi? Yükselttim. 80 cc yaptım aynen. Tabii yani genel olarak zaten 50 cc'lik motosiklet alanlarının çoğu hani kuryelik yapsa da yapmasa da zaten her türlü 80 cc'ye yükseltiyorlar. Nasıl daha faydasını aldın mı abi? Daha iyi mi? Tabii yani çekiş gücünden olsun, hızı olsun daha fazla arttı. Normalde 70'in üzerine çıkıyor yani. Değil düz mi? Yolda 70'in üzerine çıkıyor. Daha o da iyi. Bir yeterli bir hız yani bence. Peki ortalama şunu soralım. Yakıt maliyetleri falan nasıl abi? 40. Benim motor mesela bende diyor var. 40 kuruş civarı yakıyor. Senin motor da hemen hemen nasıl? Aynı mı? Yani hemen hemen aynı. Ben bir fiyatların çok da yükselmeden önce 15-20 gün önce söyleyeyim. 50 kuruş falan yakıyordu benimki de. Yani gittiğin yere göre de değişiyor tabii. Düz yolda kullanırsan daha az yakıyor. Biraz tepe olursa daha tabii fazla yakabiliyor. Evet, ortalama 50 kuruş. Tabii alacaklara tavsiye eder misin? Sence bu 50 cc'lik motorlarla veya senin motorunla hani kuryelik yapılır mı yani? Yapılır. Rahatlıkla da yapılır. Ben hatta kış döneminde yaptım. Bilmediğim halde hani motor olarak tam olarak bir sürmüşünde bu motorun üzerinde öğrendim sürüşünü. Evet. Ona rağmen yapılıyor. Bence gayet rahat bir şekilde yapabilir arkadaşlar. Tabii yani, tavsiye ederim. Evet. Zaten genç arkadaşlarımız daha çok böyle izliyor bu tarz almak istiyor bu tarz motorları. 25-30 yaş arası kişiler daha çok merak ediyor. Peki bakım maliyetlerin falan nasıl abi? Onu soralım sana. Bakımlarda servisine götürdüm. Ortalama 250-300 arası servis ücretleri oluyor bakımı. Yağ değişimi falan değil mi? Tabii. Yağ değişimi işte komple sökümü, debriyaj bakımları falan ortalama 300 lirayı buluyor. O da ayda 2000 kilometre yapıyorum. Hı. Ayda bir bakıma gidiyorum. O ayda şekilde oluyor. Kaç saat çalışıyordun abi? Günlük 9-10 saat civarında çalışıyorum ben. Standart o şekilde çalışıyorum. Yani abimiz 9-10 saat çalışıyor günlük, kuryelik yapıyor. Ayda 2000 kilometre civarı yol yapıyormuş. 250-300 lirada bir aylık bakım masrafı oluyor kendisinin. Frenleri falan zaten sıkıntı yoktur herhalde. Frenleri, bunlarda kombin fren var. Gayet güzel. Hatta başka motor kullanan arkadaşlara da sürdürttüm. Hı. Frenlerin çok iyi olduğunu da söylediler. Onlar diğer motorların testine fren göre. Teli kopma tarzı bir durum olmadı herhalde değil mi? Yok, hiç de olmadı. Bir tek ön balatamı değiştirdim. Biraz fazla kullanıyorum herhalde frenleri. O yüzden sıkıntı yok. Gösterelim abimizin motorunu. Eyvallah. Abi ne yapıyor? Şöyle arkadaşlar RKS'nin küçük güzel motoru var ya. Yani kullanışlı. Yani genel olarak memnunsun abi memnunum motorda. Memnunum kardeşim. Evet. Aynen güzel. Tavsiye ediyorum arkadaşlara. Alabilirler. Kullanabilirler. Yani imkanı olmayan biraz daha düşük bütçeli olan arkadaşlar alıp kullanabilir. Ben de tavsiye ederim yani. Ben kendim almadım ama tavsiye ederim alacak arkadaşlara. Abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Sağ ol.